Merhaba arkadaşlar, kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün ne yemek yapacağız? Bugün tavuk ciğer kavurması yapacağız. Öncelikle ciğerlerimizi temizleyip doğruyoruz. Ciğerleri doğrarken biraz iri doğramaya dikkat edelim. Şimdi ben bu ciğerleri tanesini 5 liradan aldım. 5 lira, 10 lira, 10 liraya 5-6 kişilik bir kavurma yapacağız. Hem uygun fiyatı hem de lezzetli. Şu beyaz damarları alıyoruz arkadaşlar. Bu yürek. Bazen böyle oluyor yani tavuk yüreği. Bunu dışarıda ikiye bölelim. İkiye bölelim bu şekilde. Bunları doğrayalım. Yüreği ayrı yapalım. Yürek biraz sert piştiği için yüreği fazla pişireceğiz. Bu da yürek. Yüreği hemen ikiye bölüyoruz. Yürekleri ayrı bir yere alıyoruz. Yürek sert olduğu için onu tavada biraz fazla kavuracağız. Evet, ben ciğerlerimi iri iri doğradım. Yürekleri de ikiye böldüm. Yürekler burada, ciğerlerimiz bu tarafta ayrı ayrı. Hemen 2 orta boy soğanımızı doğrayacağız. Üç tane de orta boy kırmızı biber, yeşil biber, fark etmez. Bunları da doğradıktan sonra hemen kavurma işlemine geçiyoruz. Evet, şimdi ciğer kavurma işlemine geçiyoruz. Tenceremizin tavamızın dibine bir miktar ciğerin kavrulacağı kadar yağ döküyoruz. Yağımızın ısınmasını bekliyoruz. Evet, yağımız ısınmış. Şu anda arkadaşlar öncelikle ilk önce doğramış olduğumuz yürekleri doğruyoruz. Yürek, tavuk yüreği. Bunlar sert olduğu için biraz geç pişiyor. Bunları az bir şey kavuralım. Evet arkadaşlar, yürek biraz kavurdu. Yüreğimiz kavurduktan sonra hemen tavanın altını dolduracak şekilde ciğerlerimizi döküyoruz. Fazla dökmeyeceğiz. Hepsini birden kavurmayacağız. Hepsini birden kavurursam sulu olur. Suyunu iyice çeker. Kavurma olmaz, haşlama olur. Bu şekilde ikiye böldüm ben. Bunu da bir diğer işlemde kavuracağım. Şimdi bunu kavurmaya bıraktım. Görmüş olduğunuz gibi ciğerlerimiz kavruldu yürekle beraber. Şimdi bunu ayrı bir kaba alacağız. Hemen diğer ciğeri kavurmaya başlayacağız. Diğer yarım kalanı kavuracağız.
Hemen az bir şey yağ döktüm. Diğer yarım kalan ciğerlerimizi de döküyoruz. Kavamızın dibine, tavamıza. Evet. Bunu da bu şekilde. Evet, şimdi ciğerimiz hepsi kavruldu. Diğer kavrulmuş olan ciğerimizi de üstüne döküyoruz. Şimdi bunu tavada terbiyeleyeceğiz arkadaşlar. Baharatını vereceğiz, tuzunu vereceğiz. Bu şekilde terbiyelemiş olacağız. Her bir ciğer kavrulma süresi 10 dakikada ciğer kavruldu. Ciğer erken kavruluyor. Erken yumuşuyor zaten, yumuşacık. Peynir gibi. Şu anda hemen tuzunu ve baharatını vereceğiz. Baharatlar arkadaşlar. Tuz, karabiber, kimyon, pul biberi. Bunu da bu şekilde 5 dakika kavuralım baharatıyla beraber. Şimdi bunu kavurduk. Şimdi bunu kavurduktan sonra hemen diğer işleme geçeceğiz. Bunu ayrı yine bir kaba alacağız. Bunu ayrı bir kaba alalım. Diğer işleme hemen başlayalım arkadaşlar. Evet, ciğerimizi bir ayrı bir kaba aldık. Şimdi malzemelerimiz soğan, kırmızı al biberi, 3 diş sarımsak. Bunu da kavuracağız. Hemen kavurma işlemine geçiyoruz buradan. Tavamıza bir miktar çiçek yağı ilave ediyoruz. Doğramış olduğumuz soğanları pembeleşinceye kadar kavuracağız. Hiç tavayı değiştirmeye gerek yok. Aynı tavada, aynı yerde. Bu şekilde soğanlarımız pembeleşinceye kadar kavuralım. Evet, soğanlarımız kavruldu. Şu anda doğramış olduğumuz 3 diş sarımsak ve biberlerimizi de üstüne döküyoruz. Bu şekilde bunu da 5-6 dakika kavrulmasını bekleyeceğiz arkadaşlar. Bu da kavruldu. Evet. Şimdi soğanımız da biberimiz kavruldu. Daha önce kavrulmuş olduğumuz, terbiyelemiş olduğumuz ciğer kavrulmasını üstüne ilave ediyoruz. Bu şekilde 5 dakika daha kavurduktan sonra ciğer kavurmamız hazır olup servise alacağız. Evet, şimdi ciğer kavurmamız hazır oldu. Onu hemen servise alacağız. Hemen bir tabağı boşaltalım. Evet, bu şekilde oldu yemeğimiz. Limonla, özellikle arkadaşlar limonla muhakkak tüketelim. Limonla çok lezzetli oluyor. Limon, turşu, biber varsa onları da tüketelim. Yanında salata da kullanabilirsiniz ya da çorba, pilav da olabilir. Bu şekilde yemeğimiz hazır oldu. Hemen bir tadına bakalım. Limon sıkalım. Çok güzel görünüyor gerçekten. Bu şekilde olmuş. Arkadaşlar harika olmuş. Teşekkür ederim arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın.